Herkese tekrardan merhabalar, kanalıma hoş geldin. Ben Murni, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Gördüğünüz gibi evdeyim, birazdan çıkacağız. Metro Market'e gidiyoruz. Hep birlikte alışverişi yapacağız. Hazırsanız çıkıyoruz. Arkadaşlar, şu an metroya geldik. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Hazırsanız alışveriş başlasın diyelim. Bu arada A4 kağıdı fiyatı 93 lira. Yanlış bilgilendirme. 5 tanesi 470. Tamam yazıyor sadem bak. Tanesi 93 lira. 5 tanesi de 460 lira. Daha ne olsun dedi. Fiyatlar çok kolay, 120 lira. Bu arada bu kahve şuruplarını kullandığın, mesela bu evde var. Bu en çok kullandığın, bunun fiyatı 130 lira. Karamel. Tafinat mı? Karamel değil. Tamam, karamel işte. Tafinat ya, karamel değil. Tafinat bak. Karamel başlıyor. Karamel şurada. Bunlar... Hayır. En çok kahve şuruplarını kullandım. Şimdi kahve reyonu gidiyoruz. Tabii kahve reyonlar bulabilirsen. Ve sen onu geçer misin sen? Öne geç. Burada. Arkadaşlar, bir şey söyleyeyim. Bu Şibo'nun çıkardık kahvesi aldığım dönemde kilosu 155 liraydı. Şimdi de 355 lira. Haha. Bunu alabilirim. 1 kilo bu da. %260 lira olacak. Bence şunu alalım. Bu mu
markanın da kilosu 155 lira. Ve pardon 255 liraymış kilosu. Ne kaç dedi? 255 lira. Şuna mı işte? Çibo mu olacak? Yok. Çiboyu alalım. Evet, kayıt var bakayım ona. Bir şuna alalım sen. Ama bu Yusuf Aralık. Bunda robusta karışık. Bence robusta karışık olmuş. Buram fiyatı da 280. Abi bunu içelim. Kolay gelsin ya. Ben bunu muhakkak kullanmam. Bu ne aşağıdaki? Moventik fiyatları daha pahalı. Al ya yağını ya şunu al. Ben de yok. Doğru. Doğru değil mi? 245 lira. Tamam. Bunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bak şunlar da 8 lira. Dönüşü falan. Ama burası çok bu arada fiyatlar çok aşırı yükseldi arkadaşlar. Yani neredeyse abur cubur fiyatları bile 5 liradan başlıyor. Öyle söyleyeyim. Fiyatı 185 liraymış. Pardon 180 liraymış ama henüz denemediğim için bilemedim. Bir tane de şunu alalım ben deneyelim. Bir de bu paketi alalım. Hadi. Başka alacağımız bir şey var mı? Bir tarafta bakalım. Başka yok herhalde. Ben burada soya soslar böyle değişik değişik soslar bulabiliyorum metro markette ama fiyatlar tabii ki pahalı. Bir de kapo. Bunun fiyatı da 45 TL. Başka de tabii ki benim evde bu şortu eksik olmayan bir şort. Bunun fiyatı da 88 TL. Oha çok pahalı. Sosların fiyatlarına bak. Oha ben o fiyatlar o kadar tabii uzun zamandır bak. Metroya gelmedim. Bak burada 25 lira. Şeyde file de 30 lira. Burada fiyatı 24 liraymış arkadaşlar. Alıp alıp gidiyor. File de 30 lira. Bir de 30 liraymış. Hel de öyle dedi. Bunu aldık. Belki aldı şey bir tane tarzı bir şey. Abi salon stoğu yapıyor. O şeyi alıyordu belki. Bak bu şeyleri kullanıyor işte. Başka sen de volume alacak bir şey yok sanırım. Bir rehan alacağım. Rehan sahibi de yapacağız. Çok yaşlı. Burada karpuzun fiyatı 2.99 arkadaşlar. Bilgilendireyim. Ben buradan burada sembriyonu geldik bulunmak üzere ve şu ne nerede ya? Ben Borhan. Demet, birkaç tane daha mı alsak ya?
kadar arkadaşlar? 7 yetiştiriyor. 7 yetiştiriyor. Fiyatlar bu şekilde. Semzeriyonu geldik. Ben 4 tane ya 4 demet rehan aldım. Bunu genelde serbest. Ne kadar biliyor musun? 32'ye yakın liralar. 4 demet rehan aldım. Onu serbest yapacağız. Artık gördüğünüz gibi bak fazla çok tazeymiş arkadaşlar. Ne? Fazla. Fazlayı ne yapacaksın ya? Karadenizler sever. Eğer ileride Karadenizler buradan selamlar olsun Karadenizler. Gördüğünüz gibi bu şekilde fiyatlar tabii ki bir tık pahalı. Sevde sen şu arabayı. Avokado. Bu da avokado. Avokadonun fiyatı tabii ki 15 lira. Boş ver yemeyelim ya. Soğanın kurusu. Ve buradaki bir balık reyonlarımız var. Sar. Ne bu? Sardalya fiyatı da 128. Gördünüz ki. Şu tarafta balık reyonu. Ay canım balık istedim ya. Tamamdır. Buradaki alışverişimiz herhalde bitti. Yavaştan Kaşa'ya gidiyoruz. Aldıklarımı şimdi göstereceğim ben. Hiçbir şey almadım. Allah bilir kaç lira tutacak. Heyecanla bekliyoruz. Evde olan eksiklerde sadece buydu. Yani buraya geldiğim için kahve niyetle almaya geldim ama fiyatlar gönül gibi çok pahalı. Hepsi çok pahalı arkadaşlar. Bunun karpuzunun fiyatı. Şuraya sokalım. Bana kadar indirmek lazım. Ve komili zeytinyağı 5 kilosu 345 lira. Şuradan ya çok alışveriş yapmak da istemiyorum. Çünkü fiyatlar aşırı yüksek. Bu peto soslar, bir tane lazanya almak istedim. Bunun fiyatı da 40 TL. Başka sanırım. Gördüğünüz gibi buradanın fiyatı da 34-35 kuruş. Bu genelde hep aldığım noodle, evde yapıp pişirdiğim noodle. Ben bu marşe denedim ama çok sevmedim. Tam bunun tam böyle bu Malezya'daki aynı noodle'da benzer ürünlerden. Bu da Indomie'lerden fiyatları. 10.25, 7.90, 6.90. Bunlar kınırlardaymış. Evet, metrodan çıktı. Şu an elimde tabii ki fişler. Gördüğünüz gibi fiyatlar burada yazıyor. Aldıklarımız sadece 4-5 parça ve tuttuğum fiyatta 960, hatta 1000 TL.
Evet. Bu kadarlık. Yani bu kadarlık bir şey var. Yani çok büyük bir liste değil aslında. Ama beklediğim fiyat tabii ki çok pahalı. Evet arkadaşlar, video burada sona erdi. İzlediğin için teşekkür ederim ve bir like, bir abone yapmayı unutmayın. Umarım izlediği zaman keyif alırsınız. Tekrardan bir video görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bye bye. Bir video ne abi? Video işte. Videoyu kapattım. Bir videoyu kapattık işte. Tekrardan bir video görüşmek dileğiyle. Hadi bye bye. El salam, elim ayağım tutturuyor sıcaklık.